Görüntülerde görelim mi? Hazırmış. O görüntülerin yeni görüntüleri, günlerdir üzerinde konuşulan olayın yeni görüntülerini bir izleyelim birlikte. Başka bir gerçek çıktı. Dün gece saatlerinde Beyüzü'nün haberi bu arada. Orada paylaşıldı bu görüntüler. Aslında ne görüyoruz? Neredeyse mezun olan teğmenlerin hemen hemen tamamı, sadece bir avuç küçük bir grubun bu yemin dışında kaldığı. Onlar da yabancılar da olabilir. Görülüyor. 72 tane yabancı teğmen var. Misafir teğmen. Yani onlar ülkelerine gidecekler. Somali'den gelmiş, oradan gelmiş. Eğitim almışlar, dönecekler. Evet. İlk görüntülere göre, yani bugüne kadar yetindiğimiz, baktığımız görüntülere bakarak 150-200 kişi var. Ve büyük bir çoğunluğu katılmamış bu yemine, ikinci yemine deniliyordu. O da pek çok soruyu beraberinde getirmişti. İşte bir bölünme mi var? Bu 150-200 kişi kim? Neden böyle bir açıklama yaptı? Dış mihrakların. Dış mihraklar mı? Kripto FETÖ'cüler mi? Ocular mı? Bucular mı diye konuşuyor. Şimdi bambaşka bir değerlendirme yapmak gerekiyor. O zaman başlayalım mı? Tezkan ne anlatıyor bize bu yeni görüntü? Şimdi bu ne gösteriyor? Şunu anlatıyor. Bir, dediler ki bir bölünme var. Bak disiplinsiz asker içinde bölündü. Bu orduya zarar verir. İkiye bölündüler. Bu yemini edenler etmeyenler diye. Böyle bir şey olmadı. Ve %90'ının belki birkaç biraz katılmamıştı. Tek tek sayacak halimiz yok ama 900 teğmenin de katıldığı ortaya çıktı. Şimdi demek ki böyle bir şey yok. Bir. İkincisi, şimdi böyle bir şeyde toplanmak, törenden sonra stadın ortasına toplanacağız. Okul birincisi gelecek ve andımızı okuyacak, biz tekrarlayacağız. Ve sonra hep birlikte kılıçlarımız havada şekilde Mustafa Kemal'in askerleri söyleyeceğiz diye anlaşmışlar mı? Anlaşmışlar. Peki bu töreni düzenleyenlerin, Milli Savunma Akademisi'nin rektörünün bu işten haberi yok mu? Eğer yok diyorsa doğruyu söylemiyor demektir. Ya 900 kişi diyor ki, bir konuşuyorlar, biz tören bitsin. Çünkü tören yemini var ya, resmi hani yasal yemin. Evet yasal yemin ediyorlar. Okul birincisi bütün oradaki teğmenlere o yasal yemin ettiriyor. Cumhurbaşkanı'nın elinden... Bu değil yasal yemin. Bu değil, hayır. Bu değil. Bundan önceki herkes dizilmiş. Cumhurbaşkanı orada. Yasal yemini ettiriyor. Cumhurbaşkanı'nın elinden okul birinciliği diplomasını da alıyor. Ve kendinin bu işten de çok mutlu olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı'na. Sonra anlaşmışlar ki protokol gidiyor. Herkes gidiyor. Tribünler boşalırken. Onlar ayrılmıyor teğmenler. Sahanın ortasında buluşuyorlar. Bekliyorlar, çember yapıyorlar. Ortalarına okul birincisini alıyorlar ve kendilerinin geleneksel diyelim bir yeminlerini veya bir ritüel olarak kabul ettikleri o yemini ediyorlar. Ve yemin içinde hiçbir şey yok. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacağız diyorlar. O yeminde 2016'dan beri edilmeyen, kaldırılan yemin olması. Hayır, 2000 kaldırılmamış. 2022 yılında bu yemin Cumhurbaşkanı'nın oradayken okunmuş. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Cumhurbaşkanı oradayken. Demişler ki Cumhurbaşkanı 2023'te, peki o zaman biz bir gün sonra okuyalım demişler. Sorun yok. 2022'de de sorun yok. 2023'te 29 Ağustos'ta teğmenler toplanmış. Bunu yapmışlar. Bu sene
Erdoğan gittikten sonra. Yani bir gün törenler, sonra değil yani. Bir gün tören bittikte bir saat sonra. Bir gün sonra, bir gün önce değil. Bir saat sonra orada yaptıkları için toplu haldeki vay siz bunlar. Bir de ya ne diyorlar, biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyacağımıza yemin eden bir teğmene